11. soru. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır. B. İlk defa ıslahat yapma fikri ortaya çıkmıştır. C. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmiştir. D. Merkezde, Anadolu'da ve eyaletlerde ayaklanmalar görülmüştür. E. Veraset anlayışında değişikliğe gidilmiştir. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda duraklama dönemine girmiş olmasına rağmen doğuda ve batıda en geniş sınırlarına bu dönemde ulaşmıştır. Yine bu dönemde duraklamanın önüne geçmek için ıslahatlar yapılmış, isyanlar çıkmış, veraset anlayışı değişikliğe uğramıştır. Veraset anlayışını değiştiren 1. Ahmet'tir. Bu yapılan değişiklikle hanedan üyelerinden en yaşlı ve en aklı başında olanın tahta çıkması kuralı getirilmiş ve sancağa çıkma geleneğine son verilerek kafes usulü sistemi uygulanmıştır. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanmak dönemin özelliği değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklamasına yol açan siyasi sebeplerden birisi değildir? A. Askeri üstünlüğün kaybedilmesiyle ganimetlerin azalması. B. Kafes usulü sisteminin getirilmesi. C. Saray kadınlarının yönetime müdahale etmesi. D. Veraset sisteminin değişmesi. E. Merkezi otoritenin bozulması. Siyasi sebep denildiği zaman ülke yönetimi ile ilgili sebepler akla gelir. B, C, D ve E şıkları Osmanlı'nın yönetimiyle alakalı duraklamanın siyasi sebepleridir. A şıkkı ise ekonomik sebep olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru. Osmanlı Devleti'nde toprağa dayalı bir sistem olan tımar sistemi, asayiş ve güvenliğin bozulmasına bağlı olarak köylünün toprağını terk etmesi ve boş bırakması sonucunda bozulmaya başlamıştır. Tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı Devleti'ni bir siyasi, iki askeri, üç ekonomik alanların hangisi veya hangilerinde doğrudan etkilediği söylenebilir. A yalnız 1, B yalnız 2, C 2 ve 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Tımar sisteminin bozulması tarımın azalmasına sebep olduğu gibi köylülerin toprağını terk etmesi tımar sahiplerinin besledikleri asker sayısının azalmasına da neden olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti'ni askeri ve ekonomik yönden etkilediği için doğru cevap 2 ve 3 yargılarını içeren C şıkkıdır. 14. soru. 7. yüzyılda gerçekleştirilen 1. tımar sayımlarının yapılması, 2. Yeniçeri Ocağı'nın ıslah edilmesi, 3. Sancağa çıkma usulü yerine kafes usulünün getirilmesi gibi faaliyetlerden hangisi ya da hangileri askeri amaçlı yapılmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 2 ve 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Bu dönemde yapılan tımar sayımları ve Yeniçeri Ocağı'nın ıslahı askeri amaçlıdır. Sancağa çıkma usulü yerine kafes usulünün getirilmesi ise yönetimle ilgilidir. Doğru cevap 1 ve 2 yargılarını içeren D şıkkıdır. 15. soru. 4. Mehmet zamanında Kapıkulu askerleri ayarı düşük blufe verilmesi nedeniyle isyan ettiler. Bu durumdan sorumlu tuttukları 30 saray görevlisinin idamını istediler. Bu devlet adamlarının idamı ile sonuçlanan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A. Karayazıcı isyanı, B. Patrona Halil isyanı, C. Kabakçı Mustafa isyanı, D. Vakai Vakvakiye yani Çınar olayı, E. Can Bolatoğlu isyanı. 4. Mehmet, Kapıkulu askerlerinin isyan sonucunda onların istekleriyle 30 saray görevlisini idam ettirdi. Yeniçeriler de bu kişilerin cesetlerini Sultan Ahmet Meydanı'ndaki çınar ağaçlarına astılar. Bu olaya tarihte Vakai Vakvakiye veya Çınar olayı denir. Doğru cevap D şıkkıdır.